Necronomicon ya da çevirisini yaparsak Ölüler Diyarının Yasaları. Okuyan kişiyi içinde sakladığı antik bilgiler ve büyü ayinleri ile delirttiği söylenen sırlar ve gizemlerle dolu bir kitap. Peki gerçekten öyle mi? Neredeyse 100 senedir bir şekilde gündemde kalmayı başarmış bu kitap ya aslında hiç var olmadıysa? Ünlü fantastik korku yazarı H.P. Lovecraft tarafından uydurulmuş bir kitapsa? Gelin etrafı karanlık gizemlerle çevrili bu kitabın gerçeklerini ve daha önemlisi bu kitaba ilham veren esas gizemli kitapların sırlarını birlikte bulalım. Milattan sonra 8. yüzyılda Yemen'de yaşamış olan şair yazar Abdülhazret, kara büyü ve gizemli olaylara olan tutkusu ile bilinen birisidir. Söylenenlere göre kendisi ömrünün 10 senesini günümüz Suudi Arabistanı ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında yer alan Rab el Kali çöllerinde antik medeniyetlerden kalan kalıntıları inceleyip cinlerin ve şeytanların musallat olduğu tekinsiz harabelerde geçirir ve bu varlıklardan büyü sanatı öğrenir. Takip eden senelerde Suriye'ye yerleşerek konuyla ilgili o meşhur kitabı kaleme alır. Kitabın adı inleyen şeytanlar anlamına gelen El Azif'tir. Kitabını yazmasının akabinde Abdülhazret bir gün pazara alışveriş yapmaya gittiğinde görünmeyen şeytanlar tarafından herkesin gözü önünde paramparça edilerek öldürülür. Zamanla kitabının bazı kopyaları Suriye'den Antik Yunanistan'a gider ve burada Necronomicon ismiyle kulaktan kulağa yayılmaya başlar. Yıllar geçer ve dönemin güçlü ülkeleri ve hatta Vatikan bile bu büyük kitabının kopyalarını kendi arşivlerine alarak kalan halka açıp tüm kopyaları yok ederler. 1926'ya geldiğimizde kitaptan geriye hiçbir kaynak kalmamıştır. Fakat söylentilere göre gizli örgütler ve bazı gizli devlet kurumları kitabın yok olmaktan kurtulan kalan parçalarını kullanarak cinler alimi ile iletişim kurup onları kontrol ettikleri söylenir. Bununla da kalmaz, kitapta antik olanlar ismiyle geçen dev gibi ve çok güçlü boyutlar arası varlıklar ile iletişime geçtikleri söylentiler arasında yerini alır. Anlatılanlara göre son 1000 senede kitabın 5 farklı versiyonu ortaya çıkmıştır. Ve bu kitaplarda yazan bilgiler yanlış eller tarafından kullanılırsa dünyaya kıyametsel bir yıkım getirecek karanlık güçlerin kapılarını açacaktır. Gelin biraz da gerçekleri inceleyelim. Necronomicon adlı kitap ilk kez 1920'lerde yaşamış meşhur fantastik korku yazarı H.P. Lovecraft'ın öykülerine geçmiştir. Lovecraft kendine özgü kıyametsel ve şeytani korku hikayeleri yazan oldukça meşhur bir yazardır. Ve onun yarattığı bu korku evreninin kopyalarını günümüzde popüler olan pek çok büyük yapımda, kitapta ve hatta oyunlarda bile görmektesiniz. Lovecraft ile ilgili daha az bilinen bir gerçek ise kendisinin sıkı bir oryantalist olduğudur. Oryantalizm, doğunun kültürünü, halklarını ve dinlerini inceleyen bir araştırma konusudur. Abdülhazret karakteri ise Lovecraft'ın öykülerine geçen bir ana karakterdir sadece. Fakat tarihte Abdülhazret ve kitaplarına dair en ufak bir resmi kayıt olmamasına rağmen günümüzde halen pek çok kişi Lovecraft'ın bu öykülerini gerçek Necronomicon'dan çalarak ve antik dönemin Arap mitolojisiyle birleştirerek fanteziye dönüştürdüğünü iddia ederler. Peki bu iddialar doğru olabilir mi? Gerçekten antik doğu kültürüne ve mitlerine son derece düşkün olan bu yazar bazı yazmaları ele geçirip bunlardan yola çıkarak kendi korku evrenini mi yarattı? İşte şimdi yavaş yavaş gerçeklerle yüzleşmeye başlıyoruz. 1200'lü yıllarda Arap tarihçi Muthada al-Afif, Antik Mısır'ın Harikaları adlı kitabını kaleme alır. Kitap Antik Mısır'daki tanrılar, büyüler ve canavarları ele alan bir ansiklopedidir. Ne yazık ki bu kitabın tüm orijinal kopyaları, din, sanat ve edebiyatın iç içe geçtiği Rönesans döneminde ortadan kaybolur. Fakat talih kitaptan yanadır ve kitabın Fransızca bir çevirisi günümüze kadar ulaşmayı başarır. İncelediğimizde Mısır'ın Harikaları kitabı ve Necronomicon'un günümüze kadar ulaşma biçimleri ve sakladıkları gizemler birbirine çok benzemektedir. Bu da Lovecraft'ın bu kitabı hikayesinde feyz alarak kendi fantezi evrenini geliştirdiği tezini güçlendirmektedir. Fakat tarihi gerçeklerin daha da derine indiğimizde karşımıza Mısır'ın Harikaları kitabına dahi ilham olmuş çok daha karanlık bir kitap çıkmaktadır. Mutada'nın ansiklopedisinde geçen büyülerin Akbar al-Zaman, yani zamanın tarihi olarak bilinen çok daha eski bir kitaptan alındığı yazılmaktadır. Aynı şekilde zamanın tarihi ismine sahip Al-Musudi'nin de yazdığı bir ansiklopedi serisi de mevcut. O yüzden bu iki kitabı birbirine karıştırmayın. Bizim şu an bahsettiğimiz Akbar al-Zaman, Antik Mısır'a dair bilinen en eski okült bilgi kitabı olduğu tahmin edilmektedir. Ve işte esas olarak bu kitabın gerçek Necronomicon olduğu düşünülmektedir. Tarihçi Jason Colavito, zamanın tarihi kitabının aynı Necronomicon'da olduğu gibi gökyüzü canlılarını tasvir ettiğini, tufan öncesi dünyada yaşamış devlerin ve sıra dışı canavarımsı canlıların ve hatta Necronomicon'da geçen şeytani tanrı Cthulhu gibi çok kudretli bir göksel varlığın o zamanlarda gezegende hüküm sürdüğünü aktardığını söylemiştir.
İşte günümüzde Necronomicon olarak bilinen fantezi kitabının temel omurgasını oluşturan ve hikayesine ilham veren kitaplar bunlardır. Gerçekten bilimsel ya da ilimsel anlamda bir araştırma yapmak istiyorsanız, Necronomicon'u aramak yerine biraz önce bahsettiğim Akbar al-Zaman ve Antik Mısır'ın Harikaları adlı ansiklopedik kitapları incelemeniz daha ufuk açıcı olacaktır. Peki tarihin karanlık sayfalarında ulaşabildiğimiz en gizemli kitaplar bunlar mı? Aslında insanları delirttiği söylenen hayali kitap Necronomicon'dan çok daha tehlikeli ve gerçekten de bedenen ve ruhen hazır olmayan kişilerin hayatlarını mahveden bir kitap daha var. 1300'lü yıllarda Sufi matematikçi Ahmet al-Biruni'nin kaleme aldığı Şams Marif, yani kadim bilgeliğin güneşi, yükselmiş varlıkların bilgeliği adlı kitap. Piyasaya çıkıp yayıldığı andan itibaren dönemin İslam devletleri tarafından kati bir şekilde yasaklanmış ve kitaptaki uygulamaları yapan kişiler idam edilmiştir. Bunun sebebi ise kitabın antik ve yasak yöntemleri kullanarak öte boyuttaki varlıklarla nasıl iletişime geçileceğini ve bu güçlere nasıl ulaşılacağını detaylı bir şekilde anlatmasıdır. İslam ülkelerinde halen süre gelen büyü yasağına rağmen Lübnanlı koleksiyoncular kitabı online olarak yayınlamışlardır ve bu sayede biraz arayarak internette bile kopyalarını bulmanız mümkün hale gelmiştir. Lakin bu tarz kitapları herhangi bir kişinin okuması ve içindeki uygulamaları hayata geçirmesi akıl sağlığı açısından zararlı olabileceği için bu tarz kitaplardan uzak durmakta fayda var. İslam inancında Tanrı'nın insanlar alemi ile diğer alemleri görünmez bir örtü ile ayırdığı ve normal şartlarda bu örtünün asla geçilemeyeceği söylenir. Fakat insan bilerek ve isteyerek örtüyü bir şekilde aralarsa işte o zaman karşı tarafın da ona ulaşabileceği uyarısı yapılır. Konu ile ilgili bazı forumlarda bu kitabın metotlarını bilinçsiz şekilde kullanarak kendisine bir takım varlıkların musallat olduğunu belirten, bazı kişilerin cinayet işlediğine ya da kendini öldürdüğüne dair bilgiler mevcuttur. Konuyu özetlersek, Necronomicon Lovecraft tarafından yaratılmış ve daha önce yazılmış olan gerçek iki kitabın bilgilerine ve hikayelerine dayanarak harika bir arka plan hikayesi yaratılmış kurgusal bir kitaptır. Benim de severek okuduğum bir tarz olan Lovecraft korku tarzını seviyorsanız gönül rahatlığıyla okuyabilirsiniz. Hikayelerin kimseyi delirttiği olmamış ama başarılı bir yazar olduğu için bazı hikayeler oldukça rahatsız edici olabiliyor. Gerçek kadim bilgilere ulaşmak içinse daha dolambaçlı bir yoldan gidip bahsettiğim tarzda yazılmış metinleri araştırmanızı tavsiye ederim. Böylelikle antik doğu paganizmi ve kültürü hakkında daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomda Lovecraft'ın yarattığı Abdülhazret karakterinin karanlık maceralarında geçen bir başka tarihi yer olan gizemli İrem şehrini ele alacağım. Takipte kalmaya devam edin.